Şimdi bizim bu asırda Allah, peygamber, ahiret, kader bu cihetlerde tasavvurumuzda çok ciddi bir problem var. Bu problem birçok insan tarafından da net bir şekilde görülmüyor. Zahire baktığında hayatlar güllük gülistanlık devam ediyor. Ama bu işi bilenler o zahirin altında ileride dönüşecek olan sonsuz ağlamaları fark ediyor. Ve diyor ki aman ya Rabbi zahirde bu kadar gülmelerin İleride de bu kadar ağlamaların olduğu bir asır nasıl olur diyorlar ve o yüzden bu asra asr felaket diyorlar. Şimdi bizim bu noktalarda Allah'ı bilme, ahireti bilme, peygamberi bilme noktalarındaki tasavvurlarımızda çok ciddi ölçüde problemlerimiz mevcut. Çok ufak bir örnek verebilirim bu açıdan. Biraz yaşı ilerlemiş, çocukluğunda da biraz belki İslami faaliyetlerde bulunmuş. Abilerimizin, amcalarımızın yaptığı en ciddi meselelerden biri masada. Yüp el Ensari Hazretlerini bol bol anlatmak, onun 93 yaşında İstanbul'a iki kez gelmesini hem de Medine gibi bir diyarı bırakıp iki kez gelmesini sürekli nasihat eşliğinde masalarda anlatmak ama bunun kendi hayatında veyahut dinleyenlerin hayatında hikayeden öte gitmemesi. Bu artık şunu gösteriyor, İslam bir hayat nizamı olmaktan çıkmış. Benim helalime haramma haşa karışmaktan uzak kalmış. Ve ne olmuş? Bazı özel gecelerde ibadet edilinebilecek bir din nazarıyla bakılmış gibi gözüküyor. Halbuki İslam bir insanın uyku haline de karışır. Yemeğe ne ölçüde ne kıvamda başlaması gerektiğine de karışır. İnsanlara söz geçirmenin en zor olduğu ortam savaş ortamıdır. Öyle değil mi? Orada bile hükümlerini ortaya koyar. Çocuklara, kadınlara, ekinlere, hayvanlara, eman dileyenlere zarar verilmemesi gerektiğini beyan eder. Yani bir savaş ortamında bile sözü olan, nizamı sağlayan İslam'ı sadece böyle hususi gecelere sıkıştırmak bu dine yapılabilecek en büyük zulümlerden birisi olmaktadır. Bizim İslam'ı anlayamamamızda benim değerlendirmemde şöyle ciddi bir problem var. Ben Kur'an'dan şöyle bir şey anladım. Öncelikle kavramların içini dolduruyor Kur'an ciddi manada. Kavramların içi dolduktan sonra Rab kavramı, uluhiyet kavramı, helal haram kavramı, insanlık kavramı, adalet kavramı, şefkat kavramı, Efendimiz Aleyhisselam'ın hayatımızın neresinde olması gerektiği kavramı, sahabe efendilerimizin hayatımızın yerindeki kavramı. Bunları çok ciddi manada doldurduktan sonra Kur'an devamında şunu yapıyor siz sistematik dünyanıza ve ahiretinize yarayabilecek bir bilgi işlemeniz lazım diyor. Yani bütün hepsini ezberledin ama nasıl uygulayacağını pratikte bilmiyorsun. Kur'an'ın bence öngördüğü bu değil de bilgiyi sistematik halde almaktır. İlk emri oku değil, Yaradan Rabbinin adıyla oku olan bir kitap. Başka bir yerde sadece bilgiyi biriktirerek okuyanlara kitap yüklü merkep hitabında bulunuyor. Allah Allah ifadelere bakar mısınız? Burada demek ki bizim vasatı çizgiyi, dengeyi bulmamız çok elzem. Bir geminin okyanusta milyonlarca kilometre yol yapması demek onun limana yanaştığı anlamına gelmiyor. Limana yanaşması için bir pusulaya ve yolu doğru kullanmasına ihtiyacı nasıl varsa bizim de ayetleri, hadisleri çok fazla ezberlememiz yani bilgiyi neredeyse bir put haline getirmemiz ama hayatımızda kullanamamamız sadece böyle arada hissiyatlarımızı canlandırmamız, masada böyle bazı hatıralar olarak bunları öne sürmemiz ve İslam'ı sadece hususi gecelere sıkıştırmamız da bizim o bilgiyi kullandığımız anlamına gelmiyor maalesef. Yani İslam'ın pratiğe dönüşmüş hali o bilginin hakkını vermektir. Zaten pratiğe dönüşmeden de o bilgiyi kullanılabilir halde içinde barındırmanda mümkün değildir bir insan sadece kitap okuyarak araba kullanmayı öğrenebilir mi? Var mı böyle bir tanıdığınız? Mümkün değil. O yüzden pratik direksiyon eğitimi vermektedirler. Bir insan sadece kitap okuyarak yüzme öğrenebilir mi? Mümkün değil. O yüzden pratik yüzme derslerini de birlikte vermektedirler. İslam içerisinde aynı mantığa artık kabullenmemiz gerekir. Sadece bilgi kısmı değil, bunun yanında ciddi bir amel kısmı gerekmektedir. Bunun için de Kur'an'ı kavramların içini ciddi manada doldurabildiğimiz kadar doldurmamız lazım. Kur'an'ın önce kavramı dedik, sonra sistemini anlamak dedik. Kur'an'daki kavramları ciddi manada anlayıp işleyebilmek bu işin en önemli kısımlarından biridir. Neden? Çünkü ben bir yeri ölçmeye başlayacaksam normalde bir metre kaç santime denk gelir? 100 santime. Ben o bir metrelik kavramını başta 80 santim olarak algılarsam ondan sonraki o kavramı kullandığım her yerde ne yaparım? Sistematik bir şekilde hatalarla devam ederim hayatıma. Kur'ani kavramlarda başlangıçta çok doğru ve düzgün bir şekilde oturtulmazsa yani 100 santime 80 santim dersem bir kiloya olur mu canım 673 gramdır onun aslı dersem başta ben bunu yanlış bir kabulle başlarsam o vahidi kıyaslarla o kavramlarla bundan sonra yapacağım bütün ölçülerin tamamı hatalı bir şekle gidebilir ve Allah muhafaza bizi yanlışlara sürükleyebilir. Bu yüzden bugün bazı kavramları konuşacağız. Tevhid kavramını konuşacağız. İnşallah bilebildiğimiz ölçüde içini doldurmaya çalışacağız. Onun içi zaten dolu, biz kendimiz dolduracağız yani. Put kavramını konuşacağız tağut kavramını konuşacağız. Ardından tekfir kavramını konuşacağız. Bu kavramlardan anlamamız gereken önemli meseleler olduğunu düşünüyorum. Haydi bakalım Bismillah diyelim ve tevhid kavramıyla başlayalım. Kelimeyi tevhid diye geçer ama kelime değildir, bir cümledir. Çünkü Arap lisanında cümlelere de kelime denebilmektedir. Bazen de kelimelere harf denir. Mesela çok bildiğiniz harfi cer diye geçen Mesela aklıma gelmedi. ilah, başka? Min, değil mi? Dander manasındaki. Bunlar da baktığında aslında kelime gibidir ama harf diye geçer, harficer diye geçer. Bu manadan baktığımızda bu kelimeyi tayyibe, kelimeyi tevhid diye de karşılık bulmaktadır. Kelimeyi tevhidde anlamamız gereken ilk olay la ilahe. Yani bu etrafımdakiler ilah değil demeden doğru ilahı bulmak söz konusu değildir. Neden? Çünkü bir yeri kazımadan oraya boya sürmek Nasıl mümkün değilse sen eğer sibgat Allah yani Allah Azze ve Celle'nin boyasıyla boyanmak istiyorsan öncelikle kalbinde şirk barındıran her yeri kazıyıp temizlemek zorundasın. Allah Azze ve Celle hala günümüzde de ilk sıralamada la ilahe dedirtiyorsa demek haşa hala onun yerine bizim yanlışlık, dalalet, sapkınlıkla tapmaya meylettiğimiz çok fazla putlarımız vardır diyebiliriz. Demek ki Allah demek yetmez. Sadece Allah diyebilmeyi öğrenmemiz lazım. Çünkü şirkin karşılığı komple bütün ilahları reddetmek demek değildir. Allah'ın yanında başka ilahlara tapmaya şirk denmektedir. Yani o Mekke müşriklerinin hayatlarını biliyorsunuz. Orada bir Allah'ı inkar ediyorlar mı? Hayır ama diyorlar ki o bir değildir. Haşa sanki şirket ortağı gibi. Bolluğu, bereketi şu put verir ilah cihetinde. Bir savaşı kazanmak istersek bu puta gideriz. Çünkü kudret putudur bu ilah cihetinde. Diyerekten Allah'ın sıfatlarını, isimlerini ne yapmışlardır? Başka putlara vererek şirke düşmüşlerdir. Anladınız değil mi tehlikeyi? Şimdi tehlike böyle olduğundan o kelimeyi Tayyibe'nin ne olduğunu anladınız mı? Önce la ilahe yani kalbimde yanlış meyillerin her birisini kırmam lazım ondan sonra doğru inanca vasıl olabilirim. Mantığını anlamamız lazım. Ehad, vahid. İkisi de aynı kökten gelir ve ikisi de bir olan Allah demektir. Vahid, Allah'ın subuti sıfatlarının birlenmesidir. Yani Allah nedir sorusunu belli başlı rasatlarla, mikyaslarla, numunelerle karşılık bulmamızı sağlamaktadır. Ehad ise Allah'ın birliğini zatî sıfatları bağlamında ele alır. Yani Allah ne değildir? Sorusunun cevabını bize vermektedir. Vahid isminin çoğulu vardır. Çünkü Arapçada da bir cihetinde kullanılmaktadır. Ama ehad isminin cemi, çoğulu yoktur. Bu cihette ehad isminde ciddi bir hususiyet mevcuttur. Şimdi ben buna çalışırken Risale-i Nur'da da ehad, Allah Azze ve Celle'nin çok fazla zikredilen bir ismi olduğundan Bizim yıllardır sahip olduğumuz bir birikimimiz var bu isim karşılığında. Vahid nedir, Ehad nedir? Belki böyle saatlerce bunların farkını biz anlatabiliriz. Ama gel gör ki şu soruya benim bilgilerim cevap bulmaya yetmiyor. Mekke'nin o zalim dönemlerinde Ümeyye bin Halef Bilal bin Rebaha inanılmaz şekilde işkenceler etiyor. Kızgın kumlara yatırıyor. Kızgın kayalar üstüne koyuyor ve belki söylemek bile zor ama çok affedersiniz şöyle bir şeyler onun boynuna bağlayaraktan dört ayak elleri üzerinden onu çekerek Mekke'de dolaştırmaya çalışıyorum Ümeyye bin Halef o karanlık adam ve bunlar karşılığında bu yaptığı günlerdir bitmeyen işkenceler karşılığında o kızgın kayaların altındaki halini de hayal ederekten tek istediği şey sizin ilahlarınıza inanıyorum diyerekten tekrar bizim dinimize dön diyor Ümeyye bin Halef ama bu kadar vahşetli bir anda bile Bilal bin Rebah sadece ehadun ehad yani birdir bir cevabını veriyor. Bizim ehad ismi, vahid ismiyle ilgili sayısız bilgilerimizin hiçbiri şu samimiyeti, şu keyfiyeti ve şu anlayışı asla karşılamıyor. Anladınız mı? Bilgi yığını ne demek? Samimiyet ne demek? Bunun farkını anladınız mı? Böyle zorlu ve zahmetli bir dönemde İslam'ın ilk yıllarında Bilalli Habeş Hazretleri nasıl oluyor da ehad isminin karşılığını, manasını bu kadar içinde duyuyor ve en zor, en sıkıntılı dönemdeki insanın içerisindeki en samimi şeyin çıkışı, fışkırması en zorlu, şiddetli imtihanların altında gerçekleşir. Böyle bir imtihanın sonucunda nasıl oluyor da ehadun ehad kelimesini, bu kelimeyi tayibe'yi kullanabiliyor. Akıl alır gibi değil. Şimdi bilgiyle bilincin farkı biraz daha anlaşılıyor umarım. Sahabe efendilerimiz çok az bilgi ile bu samimi tevhid çizgisini yakalıyorlar. Ama bizde yığınla bilgiler var. Maalesef bir türlü bu çizgiyi yakalayamıyoruz. Acaba yakalayamamamızın sebebinde neler yatmaktadır? Bence tevhidin parçalanmanın yani kesretin düşmanı olduğunu anlayamıyoruz. Yaşadığımız her hadisede bir olan Allah'a bağlamak zorunda olduğumuz manasını bir türlü yakalayamıyoruz. Mekke müşriklerinin hayatı gibi bir kalbimiz var. İçerisinde 360 tane farklı put, 360 farklı muhabbet, 360 tane farklı korku var ve bunların her birisi bizim tevhidimize zarar veriyor ama anlayamıyoruz. Birisiyle masaya otursak portakalı kim yarattı desek ya bu soru canım Allah yarattı diye cevabını alırız. Elmayı kim yarattı desek çok güzel cevabını alırız. Yağmuru kim yarattı desek güzel cevabını alırız. Bulutu kim yarattı desek güzel cevabını alırız. Ama o soruların bir adamın kendisine bir isabet etsin. Seni kim yarattı, işini kim yarattı, gücünü kim yarattı, faizi haram olarak kim hüküm verdi diye başladığın anda yani adamın damarına bastığın anda ya tabii bunları da Allah yarattı ama ne olur ondan sonrası? Biliyorsunuz değil mi ondan sonraki cevapları? Yani o kadar kalbimiz dağınık bir halde ki tevhidin manasını ve sahabe efendilerimizin samimiyetini bir türlü yaşayamaz haldeyiz. Allah Allah. Gerçekten çok parçalanmış haldeyiz. Sevgilerimiz, korkularımız, hürmet duyduğunuz bir insanın huzuruna giderken bazen insan kendisini gardrobun önünde buluyor. Dakikalarca giyinmek için böyle bakıp duruyor değil mi adam? Bunu mu giysem daha çok yakışır, bunu mu giysem, saçımın önündeki kılı böyle mi yapsam, kaşımı böyle mi yapsam, gözümü böyle mi yapsam, ayakkabımı böyle mi yapsam? Ama aynı heyecanı, aynı neşeyi namaza giderken o adam kendisinde bulamıyor. Sizce burada muhabbetimizin terası kaymış mıdır, değil midir? Bir ev hanımı heyecanla evine bir eşya alıyor. O eşya bozuk çıktığı anda kendi kendine günlerce söylenmeye, bağırmaya, çağırmaya başlıyor. Ama aynı tepkiyi sabah namazını kaçırdığında vermiyor. Sizce bizim muhabbetlerimizin ve korkularımızın terazisi kaymış mı yoksa kaymamış mı? Sizce bizim kalbimize 360 tane cahiliye dönemindeki gibi muhabbetin ve korkunun kaydığı putlar yerleşmiş mi, yerleşmemiş mi? Ya İnsan işine gelmediğinde hükümleri değiştirmeye çalışıyorsa tevhidin manasını anlamamış ve yaşamamış demektir dostum. Çünkü değişmeyen ama insanı değiştiren kavramın adı tevhiddir. Pazardan alınmış gibi, açık büfe kahvaltısı gibi canının istediği şeyi çekmeye çalışıp kendine malzeme yapacağın şeyin adı tevhid değildir, olamaz da. Cami Allah'ın, Sokaklar başkasının. Haşa bu tevhid olamaz. Cami Allah'ın yeri, ticarethane başkasının yeri. Haşa bu tevhid olamaz. Mescitler Allah'ın ama sokaklar bizim. Haşa bu tevhitten uzak manalardır. Mekke müşrikleri de öyle yapmış değil mi? Yer gök Allah'ın ama Mekke bizimdir demişler. Şimdi soruyorum bizim yaptıklarımızın farkını ve yakınlığını buyurun bir analiz etmeye çalışalım. Bu noktada tevhidi anlamanın en önemli yolu bilgiyle bilincin farkını anlamaktır. Az önce bir soru sorduk. Sahabe efendilerimiz bu kadar az bilmelerine rağmen muazzam bir tevhid çizgisi yakalamışlarken bizler de bu kadar bilgi yığını varken biz neden o çizgiyi o samimiyeti yakalayamıyoruz dedik. Bir örnek daha verelim. Zamanında Ebul Hakem dedikleri bir adam var. Biliyor musunuz kim olduğunu? Bizim bildiğimiz Amr bin Hişam yani Ebu Cehil. Zamanında Ebul Hakem yani Hikmet'in babası demişler bu adama. Mekke'de hem okuma hem yazma bilen 16-17 kişiden bir tanesi. O dönemin işte üniversite mezunu gibi bir adamı düşünün. Aristokratı, bölgeye gelen tüccarları idare eden adamların bir tanesi. İleride gelecek müjdelenmiş peygamberle ilgili bile biz çok malumatı var. Ama Efendimiz Aleyhisselam geldiğinde bu adam için o Ebul Hakem değil, yani Hikmet'in babası değil, Ebu Cehil'dir. Yani cehaletin babasıdır diyor. Neden bunu söylüyor? Çünkü zihni darmadağın. Tevhidin zıttı olan kesret halinde bir kalbi ve zihni olduğundan dolayı Efendimiz diyor ki hayır siz o bilgilere aldanmayın o Ebu Hakem değil Ebu Cehil'dir diyor. Bakın yıllarca Firavun'la aynı odayı paylaşmış Asiye tevhidi buluyor. 13 yıl boyunca evi Kabe ile karşı karşıya Efendimiz yanında olan Ebu Cehil cehennemin dibini buluyor. Sizce bu iş bilgi işi mi yoksa bilinç işi mi? Demek tevhidde anlamamız gereken bir mesele daha var. Biz sahabe efendilerimizin o ilk günkü samimiyetinde yani ümmiliğinde olmamız lazım. Bizi kurtaracak iş budur. Bazen videoları dinlemiş, hayatı değişmiş ama hayatında hala bazı birçok eksi olan arkadaşlarla masada oturuyoruz. Belki onun da oturmak için fazla vakti yoktur, başka şeylerden gelmiştir. Burada ilgilenen bir insanın da belki oturmak için değil mi yoğun olduğunuz için sizler belki fazla vakti yoktur. Çok böyle nadirattan bir vakit denk geliyor elhamdülillah. Onu da insan karşıdakine nasıl faydalı olurum diye kullanmaya çalışıyor. 2 saat, 3 saat, 4 saat neyse. O videoları, o kitapları okuyarak hayatı değişen ama hayatında hala namaz, faiz, zina gibi kavramlar oturmayan adam o kadar çok içindeki gündemleri anlatıp bazı şeyleri kabullendirmeye çalışıyor ki senden hiçbir şekilde istifade edemeden masadan kalkıp gidiyor. Yaşıyorsunuz değil mi bu şekilde? İşte buralar değil. Kurtuluş nerede biliyor musun? Ümmilikte. Madem hayatının önemli bir kısmı bu hakikatlerle değişmişse, senin ellerini bağlayıp, biraz daha hayatımı olumlu yönde değiştirip, ahiretime fayda kazandıracak ne öğrenebilirim deyip, o ümmiliği, o açık kalpliliği, o samimiyeti sağlaman gerekmektedir. İşte sahabe efendilerimizin kurtuluşundaki en büyük meselelerden bir tanesi, Resulullah Aleyhisselam onlara hangi manayı verse sunsa onlar tam bir ümmi gibi. Ümmiliği anlıyorsunuz değil mi? İlla okuma yazma bilmeme manası değil. Açık kalplilik cihetinde bahsediyorum. Çünkü bu asrın sorunu bilgi kirliliği. O yüzden bu asrın kurtuluşu da az önce bahsettiğimiz mana olan ümmilikte olacaktır. Şehirde yıldızlar olmadığından görülmüyor değildir. Şehirde ışık kirliliği olduğundan o yıldızlar görülmemektedir. Zihnimizde doğru yolu bilgi olmadığından bulamıyor değiliz zihnimizde bilgi kirliliği olduğundan o doğru bilgileri seçip kullanamamaktayız. Ve bunların her birisi de bizi İslam'dan yani o sonsuz güzelliklerden uzaklaştırıyor. Vay halimize, vay halimize. Tevhid, mahlukatın kesreti yani çokluğu üzerinden vahdete yani birliğe ulaşmak demektir. Eğer mülkte tevhid sarsılırsa ortaya karunlar çıkar. Eğer hükümde tevhid sarsılırsa ortaya firavunlar çıkar. Eğer ilimde tevhid sarsılırsa ortaya hamanlar çıkar. Eğer korkuda tevhid sarsılırsa ortaya Belam İbni Bavrolar çıkar. Eğer ümitte tevhid sarsılırsa ortaya Samiriler çıkar. Tevhid o kadar ince bir meseledir ki bir insanın şuursuzca hiç kimseye ihtiyacım yok. Hiçbirinize ihtiyacım yok demesi bile o insanı şirke yaklaştırabilir. Neden yaklaştırabilir? Neden böyle oluyor? Çünkü samet olan Allah'tır. Çünkü Allahu samettir. Yani her şeyin ona ihtiyacı olan ama onun hiçbir şeye, hiç kimseye ihtiyacı olmayan Allah olduğundan senin bu iddan bile yersiz kullanılırsa kalbindeki tevhide zarar verir. Ya bu kadar ince bir mesele. Put kavramına geçelim. Bizim en çok bildiğimizi sandığımız ama inanın en az bildiğimiz meseleler iman kavramları. Biz la ilahe demeden illallahı o kadar rahat bir şekilde söylüyoruz ki ve bunun neticesinde kalbimizdeki bütün putlar duruyor ama bunun farkında değiliz. Peygamber'e iman ediyoruz ama peygamberin sözü geldiğinde lakayt kalıyoruz. Kur'an'a iman ediyoruz ama iman ettiğimiz kitaptan hiçbir hüküm açıp merak etmemişiz, lakayt kalıyoruz. Şimdi Allah aşkına bu nasıl iman, bu nasıl tevhid? Peki bakalım acaba bu tevhid ne zaman bozuldu? Yani insanlar ilk ilah arayışına ne zaman girdiler? Yani bu putlar ilk ne zaman inşa edilmiş bir onlara bakalım. Öncelikle Allah bize hala la ilahe dedirtiyorsa çok ciddi bir tehlike olduğunu farkında olmamız lazım. Bence şu hadis o tehlikeyi ifade ediyor. Diyor ki, Abdül Dinar yani Dinar'ın kulu. Abdül Dirhem yani Dirhem'in kulu. Abdül Hamise yani İpek elbisenin kulu. Abdül Kadife yani Kadife elbisenin kulu. Olanlar helak olsunlar. Allah'tan başkasına kul olanlar helak olsunlar diye bu Buhari'de geçen bir hadis var. Demek ki insanlar hala bu tehlikelerde değil mi? Ama insan ne yapıyor? Allah'tan başka ilah yok diyerek işin içinden çıkıyor. Niye? Çünkü diyor ki eskiden neye tapıyorlarmış? Puta. E şimdi put var mı? Yok. O zaman ben neyim diyor? Rahatım diyor. Yani ben masada oturduğum bir insana şuna inandıramadım. Bir insan bu kelimelerin altını doldurmadıktan sonra imanını kaybedebilir dedim. Bununla ilgili sayısız rivayetler okudum ama olur mu canım ya? Bir insan bu cümleyi söyledikten sonra ne yaparsa, ne yaşarsa, hangi günaha girse, neye bir de yanında tapsa, iman etse artık onun için problem yoktur diye bir ifadede bulundu. İnsanlar sadece bu cümleyi söylemekle maalesef altını doldurmadan kurtulacağını da zannedebiliyor. Bu da bir yanılgıdır. Bizim bugünkü derste anlamamız gereken ve az önceki hadiste anlamamız gereken olay şudur. La ilahe demeden illallah demek pek mümkün görünmüyor. Öyle değil mi? Çünkü ilk kaidemiz şuydu. Bir yer temizlenmeden süslenemez. Yani kalpteki putlar yıkılmadan tevhide varılamaz. Hazreti Adem'in çocukları ile başlayan süreç Hazreti Nuh zamanında da devam etti. Ve Nuh suresinde şöyle bir ayet geçmektedir. Ve dediler ki sakın ilahlarınızı bırakmayın. Hele vedden, suvadan, yeğustan, yeğuktan ve nesirden asla vazgeçmeyin. Şimdi beş tane put ismi veriyor Kur'an ilah olarak zamanında taptıkları isimleri. Tefsirlerde şöyle görüşler var. Bir görüşe göre bu beş isim zamanında salih insanlarmış. Onları sevdiklerinden dolayı heykellerini yapmışlar. Daha sonra da o heykellere tapmaya başlamışlar. Ne kadar masum gözüküyor değil mi tapmalar? Bakın bu tapmanın sonucunda sonsuz bir hayatın kaybı söz konusu beyler. Ama hikayenin başı ne kadar masum gözüküyor değil mi? Diğer bir görüşe göre bu beş isim beş ayrı alanın sembolü. Vet erkek savaşçı, Suva güzel kadın, Yeğuz aslan, Yeuk at, Nesr ise kartalın sembolü. İnsanlar Mekke döneminde de aynı şekilde bütün idarenin tek bir elden olabileceğini bir türlü anlayamıyorlar. Anlayamadıklarından ne yapıyorlar? Allah Azze ve Celle'nin sıfatlarını bölüp başka putlara taksim ediyorlar. Hatta bakın Sad suresinde bir ayet geçiyor. Bunu okursam daha çok anlayabiliriz. Şöyle ifade ediyor. Muhammed aleyhissalatü vesselam ilahları bir tek ilah mı yapmış? Doğrusu bu şaşılacak bir şey diyorlardı diyor Suresinde. Niye? İnsanlar gücün tek bir elden yönetilebileceğini bir türlü anlayamıyorlar. O yüzden evet bir Allah var ama sıfatlarını biz şu putlara yayıyoruz diyerekten şirke giriyorlar. Ne kadar ilginç. Şimdi putların sürecine şöyle bir bakalım. Hazreti İbrahim putları kırıyor. Daha sonra Nemrud'un ateşine atılıyor. Daha sonra amca kızı ve eşi olan Sare'yi alaraktan Filistin'in El Halil şehrine doğru yola koyuluyor. Ondan önce Mısır'a gidiyor. Mısır'da zalimliğe ve şirke karşı meydan okuyor. O meydan okuyuşunun sonucunda Hacer'i kazanıyor ve Hacer'i de alarak El Halil'e gidiyor. Hacer'den oğlu İsmail dünyaya gidiyor. Onlara gelen işaretle onları Kabe'ye, Mescid-i Haram'a yani o dönemin ismiyle Faran Dağları'na doğru bırakmaya gidiyor. Onları bıraktıktan sonra yerden ne çıkıyor? Zemzem çıkıyor. Zemzem çıktıktan sonra o bölge ne oluyor? bereketleniyor ve Hazreti Adem'in temelleri üzerinden Kabe yeniden inşa ediliyor ve o coğrafyada tevhid sağlanıyor mu? Sağlanıyor. Devamında ne oluyor? Hazreti İsmail'den sonra idareyi Cürhimiler ele alıyor. Cürhimilerden sonra da Kabe'nin idaresi Huzalıların eline geçiyor. O Huzalıların lideri de bugünkü put meselesinde başrol oynayacak olan Amr bin Luhay isminde bir adam. Bu adam Mekke'ye ilk şekilsiz putları getiren adam. Harem ehli başta biz Mekke'yi çok özlüyoruz diyerekten ticarete gittiği şehirlerde Kabe'den taşları alıyorlar. Mesela aldı Kabe'den taşı özlüyorum diye Yemen'e gitti mi? Gitti. Yemen'de de ticaret yaptığı adam dedi ki ya sen bu taşı nereden aldın? Kabe'den aldım. O adam ne dedi bu sefer? Sen sürekli Kabe'yi görüyorsun biz göremiyoruz. Bu taşı ne olur bize bırak dedi. O taşı o ona verdi, o ona verdi. Baştaki niyet nasıl? çok masum gözüküyor değil mi? Devamında o taşlara ve kayalara tapmaya başladılar. Hikaye bakın. Daha sonra Amr bin Luhay Romalılardan şekilli putları gördü ve bir gün bir putu satın aldı. Bakın ilahı satın alabiliyorlar. Ne kadar ilginç değil mi? Kırmızı akikten kolu olmayan suret şeklinde bir putu satın aldı ve ondan sonra Mekke'de artık taşlara değil şekilli putlara tapılma dönemi başladı. Ve Mekke'ye getirdiği bu kırmızı akikten olan put Hubel olarak çok uzun yıllar Mekke'de tapılmaya devam etti. Hubel'in anlamı El-Rab yani terbiye eden, hayatını yönlendiren, hayatına şekil veren manasındadır. O dönem Hubel Mekke'ye hakim oluyor. Şu cihette herkes Hubel'in etrafında ne yapıyor? Hubel'e tapıyor. Nasıl tapıyorlar biliyor musunuz? Şimdi bundan sonraki olay beyninizde böyle şimşekler çaktıracak. Aa demek sebep buymuş diyeceksiniz. Ama neyin sebebi? Dur bir konuşalım heyecanlı olsun biraz. Hubel'in önüne falokları koymaya başlıyorlar. Bir insan evlenecek mi? Gidiyor oradan faloku çekiyor. Ne diyor? Evlen evlenme. Ticarete mi gidecek? Ne yapıyor? Gidip oradan faloku çekiyor. Ne yazıyor okta? Git gitme. Anladınız mı falokları neymiş? Hubel'in önünde artık insanlar bir iş yaparken falokları çekmeye başlıyor. Peki o faloklar orada havadan mı duruyor? Hayır. Kurbanlar kesiliyor. Ve o putun sahibi yani yönetimi hangi kavimdeyse sen ona para vermek zorundasın. Peki soru geliyor. Efendimiz Aleyhisselam döneminde putların yönetimi, yani falokların çekildiği o putun yönetimi kimin elindeydi? Ümeyye bin Halef'in elindeydi. Peki Efendimiz Aleyhisselam o putları kıracağını anladı mı Efendimizin? Anladı. Peki put kırılacaksa ne gidecek elden? Kasa gidecek. Ama o ne diye vardı? Din elden gidiyor diye vardı. Anladınız mı? Yıllar yıla Efendimiz Aleyhisselam'a neden düşmanlık etmişler? Çünkü Efendimizin getireceği tevhid kavramı onların kurduğu karanlık düzeni yıkacaktı ve onlar bunun farkındaydı. Ayette şöyle geçiyor. Gördünüz mü o Lat ve Uzza'yı ve üçüncüleri olan ötekini yani Menat'ı demek erkek size dişi Allah'a öyle mi? Ayet böyle geçiyor. Üç tane put ismi söylüyor. Bu üç putu da biraz anlatalım. Lat kelimesi ilah kelimesinin müennes halidir. Arapçada bir kavram var. Müzekker kelimenin erkeği demektir. Bir de müennes kelimenin dişisi demektir. Lat kelimesi ilah kelimesinin neyiymiş? dişisi yani müennesiymiş. Lat şekilsiz bir kaya parçasıdır. Beni Sakif olan Sakif kabilesi yani Tayif bölgesinde yıllarca o kaya parçasına tapmış durmuşlar. Hatta Ebrehe Kabe'yi yıkmaya geldiğinde de o kaya parçasının etrafında kendilerince dua etmişler işte puta. Gelelim ikinci puta. Uzza. Uzza Aziz isminin ne halidir? Müennes yani dişi halidir. Hani İngilizce'de de var ya o he, Bildiniz değil mi? Aynı o manada düşünün yani. Uzza'yı güç tanrısı olarak görürler ve Uzza üç parça dikenli bir ağaçtan oluşmaktadır. İşte tapacak bir şey bulamayınca artık ne çıkarsa. Orada yaratıcının tecelli ettiğine inanıyorlar. Hikayenin aslı o yani. Şimdi bu manada baktığında hani ineğe tapanları görüyorsunuz ya onlar işte aslında ineğe değil. Orada böyle bir şeyin haşa ilahlaştığını, yansıdığını, şekillendiğini düşünüp o yüzden öyle o şekilde tapıyorlar. Aynı manada da buraya tapıyorlar. Gelelim Menat'a. Menat Mennan isminin müennes yani dişi halidir. Medinelilerin taptığı bir puttur. Eskiden Yesrib'in yani ona da bolluk ve bereket için tapmışlardır. Peki neden üç putun ismi de müennes? Neden? Şimdi baktığında cahiliye döneminde kadına edilen zulüm ortada değil mi? Kadını hiç görmeleri, kız çocuklarını özellikle Mekke'nin fakirlerinin Belki biraz bedevi diye tabir ettiğimiz bölgede yaşayanların kız çocuklarını gömmeleri. Değil mi? Yoksa herkes gömse evlenecek kimse olmaz değil mi? Bir zümrenin kız çocuklarını gömmesi, kadına nasıl davranıldığını, o evin reisi çökerse birinin gelip cübbesini atıp onların hepsine hakim olması. Şimdi bu şekilde davranılan bir bölgede putlara, ilahlara, onların ilahlarına yani. Müennes bir dişi hükmü vermeleri garip değil mi? Niye öyle veriyorlar biliyor musunuz? Çünkü Yaratmak kelimesinin, yoktan var etme kelimesinin karşılığını anlamamışlar. O yüzden kafalarında şöyle tahayyül etmişler. Demişler ki, yaratmak demek doğurmak demektir. Onu da ancak bir dişi yapabilir demişlerdir. Bu yüzden de putlara dişi ismi vermişlerdir. Şimdi İhlas suresinde geçen, yani Tevhid suresinde geçen, lem yelit ve lem yulet. Kelimesini ne doğurmuş ne doğrulmuştur. Kelimesinin tam karşılığı anlaşıldı mı? Bak bak bak. Nasıl ifade etmiş değil mi? Allah Allah. Ne kadar ilginç. İnsan neden bu sapmaları yaşamaktadır? Ayrıntılı belki bahislerde bulunsak çok uzun sürecektir ama şu kısmı çok önemlidir. Onlar Allah Azze ve Celle yani yaratıcı kendilerine uzak görmüşlerdir. O uzaklığı yakın etmeyi anlayamamışlardır. Bu yüzden bizim tapmamız gereken yakınımızdaki bir yaratıcı olması lazım diyerekten yakınlarından taştan, çiçekten, böcekten kendilerine ilahlar oluşturmuşlardır. Zaman zaman helvalar. Peki bize bakan yanı nedir? Şimdi put yok yani, değil mi? Hala heykele, taşa, tuşa tapacak kadar değil mi? O kadar aklı basmayan yoktur. Çünkü belli başlı şeyleri çağ olarak açtık. Daha iyi şeylere tapılabiliyor artık. Sizce insan bu asırda put olarak en ciddi neye tapıyor? Şöyle bir ayetle cevap verelim mi? E raeitemenitte haza ilahehu hevahu. Yani o hevasını ilah edinenleri gördün mü? Yani bu okuduğumuz bütün kavramlarda siz taşı, odunu köşeye bırakın. Hevanıza, hislerinize tapıyor musunuz? Bunun cevabını alamazsak bu ders bizim için maslahat ifade etmez. Yeni kavramımız tağut. Tağut sözlükte azmak, sınırı aşmak olan tuğyan kelimesinden türemiştir. Yani tağut Allah'tan başka tapılan her şey demektir. Yani tağut başkalarının koyduğu kural ve hükümleri Allah'ın hükümlerinden öne tutturulan her şey demektir. Yani tağut bir şeydir. Bazen şeytandır, kahindir, sihirbazdır. Bazen bir topluluğun yöneticisidir. Hem dünya çapındaki bir topluluğun olabilir hem de manevi cihetteki bir topluluğun yöneticisi olabilir. Yani onun hükümleri Allah'ın o maksadı hükümlerinin üstüne çıkmışsa eğer o kişi artık tağut hükmünü almaktadır. Bu cihette baktığımızda bazen bir baba da tağut olabilir mi? Olabilir. Bazen yanınızda çok sevdiğini düşündüğünüz birisi size bu cihette Allah'ın hükümlerinden ziyade hükmediyorsa o tağut olabilir mi? Olabilir. Bazen patron tağut olabilir mi? Evet olabilir. Hükümlerin üstüne hüküm söyleme cüretinde bulunan herkes tağut ihtimali içine girebilir. Bir insan sadece kendisi sapmışsa bu azgınlıktır. Tağut olmak için başkalarını saptırmak gerekmektedir. Şimdi bizim bildiğimiz üç kavram var. En önemlisi vasat, denge kavramı. Değil mi? Vasat Türkçe'de denge olarak kullanılmıyor. Çünkü öyle derler. Galatı meşhur, lügatı fasihten evladır. Yani çok kullanılan şekli, lügattaki şeklinin önde gelir derler. Ama vasatın aslı bizim kullandığımız anlamda kötü demek değildir. Vasat dengede demektedir. Bunu bilelim ki hadisleri okuduğumuzda kafamız karışmasın. Bir insan vasatın çok fazla üstüne çıkarsa ne olur? ifrat etmiş olur. Birisinin Hazreti İsa'yı ilah yerine koyması ne olur? İfrat olur. Birisinin Hazreti Ali'yi Efendimiz'den fazla sevme cüretinde bulunması ne olur? İfrat olur. Bir de ne var? Vasatın altında da tefrit var. Peki birisinin haşa sahabe efendilerimizi böyle haşa asker arkadaşı gibi ya onlar önemli insanlar değillerdi ne hususiyetleri vardı deyip şöyle köşeye atmaları ne olur? Bu da tefrit olur. Biz işte her konuda olduğu gibi bu tağut meselesinde de vasatı yakalamamız lazım. Nedir bunun vasatı? Önce isterseniz tağutun tefritine bakalım. Yani bu kelimeyi, bu kavramı umursamamaya bakalım. Yani Kur'an'da çok yerde geçen bir tağut kavramı var. Biz eğer yıllarca o Kur'an'ı okumuşsak, ya bu kavram bana ne diyor, ne ifade etmek istiyor deyip düşünmemişsek, biz tefritte bulunmuş oluruz. Şimdi tefritte bulunan bir insan şöyle yapıyor, tağutu put olarak çeviriyor. Put da zaten bu asırda yok diyor. Kitabı kapatıyor, işi bitmiş oluyor. Bu işin ne olur? Tefrit olur. Peki bir de bu işin neyi var? İfratı var. İfrat da şöyle oluyor. Biz bu kavramı sloganlaştırarak sürekli birilerinin canını yakmaya çalışırsak bu da bu işin ifratı olmuş oluyor. Altı doldurulmadan, fıkhına müracaat edilmeden, alimlerin görüşleri ve iştihatları alınmadan his ve heyecanla sürekli bu kavramı birilerine dayatırsak bu da artık bu işin ifratı olabiliyor. Bazı meseleler için verilmiş fetvaları umumileştirilip günümüz coğrafyasında uygulamaya çalışarak bazen zaman zaman bu ifrata düşme tehlikesinde bulunabiliyoruz. Böylece tağut kelimesini ne yapıyoruz? Bir slogana mahkum etmiş olabiliyoruz. Sadece aklınıza kapı açmak için tağut şeklinde kullanılan birkaç ifadeyi sizin önünüze sunmak istedim. Oy kullanma meselesi. Değil mi? Sürekli zikredilen hadiseler. Çocukları okula gönderme meselesi, mahkemeye çıkma meselesi, askerlik meselesi gibi konular tağut perspektifinden en çok tartışılan konular olmuş. Ama bunlar ayakları yere basmayacak şekilde tartışılırsa eğer çok fazla vebale girip başkalarının canını yakmaya da sebep olabilir. O yüzden Allah'ın izniyle inşallah vasatını tam hadislerde, Kur'an'da, hükümde geçen, naslarda geçen şeklini anlamaya Allah bizi muvaffak eylesin. Şimdi tağut kavramı içerisinde kullanılan bir başka mesele de Darül Harp meselesidir. Çok ayrıntılarına girmeyeceğim ama bu sebepten dolayı belli kısım insanların tecrit edilerek, toplumdan ayrılarak yaşanılması ön görülmektedir. Bence burada gözden kaçan önemli bir mesele var. O mesele de her zamanki gibi Allah Resulü'nün hayatı seniyesidir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekke'de bir avuç Müslümanken bize nasıl yaşanacağını göstermiş midir? Göstermiştir. Habeşistan'a hicret edildiğinde Hristiyanların içerisinde nasıl yaşanacağını bize göstermiş midir? Göstermiştir. Zeyd bin Harise ile birlikte Taif'e gidildiğinde orada nasıl yaşanacağını bize göstermiş midir? Göstermiştir. Dönmüştür. 10. yılda birisinden eman alarak Mekke'ye tekrar girmiştir. Akabe biyatları meselesini hatırlayın. Mina çadırlarını gezmiştir. Esad bin Zürare Efendimiz'e temas etmiş. Oradan Yesrib'in kapılarını açmıştır. Yani bugünkü Medine'nin kapılarını açmıştır. Peki Yesrib'e gittiğinde Efendimiz Aleyhisselam'ın gittiği zaman Yesrib tamamen Müslüman bölgesi midir? Hayır, hayır. 10 bin insan yaşıyordu Yesrib'de. Bunların sadece bini iman etmişti ve 500 tane de Mekke'den muhacir gitmişti. Yani 1500 tane Müslüman yaşamıştı. Demek ki Efendimiz Aleyhisselam Müslümanların hakim olmadığı veyahut Müslümanların azınlık olduğu yerlerde nasıl yaşanacağını bize hayatında göstermişken biz sanki bunları yokmuş gibi sayarıp bunların üstünü çizersek tağut kavramını yanlış bir şekilde anlamamız da mümkün olabilir. O yüzden baştan beri onu söylüyoruz. Allah bizi Hadislerin rivayeti de o şekilde vasat bir ümmet eylesin inşallah. Bu tür kavramlarda anlamamız gereken bir diğer konu sadece bir ayet, sadece bir hadis çekilerek yani sadece bir nas çekilerek hüküm bina edilemez. Bakın bunu anlamamız lazım. Biz Kur'an'a, hadise, ifadelere hatta hatta kıyasa, icmaya mahruti bir cihette bakmadan ortaya bir hüküm koyamayız. Ve bunu böyle mahruti bir şekilde bakmak herkesin karı değildir. Müçtehitlerin, ulemaların alanıdır. Herkes kibir ile kendisine bu alana girmeye ruhsat bulmaması lazımdır. Nasıl? Canından çok sevdiğin annen kanser olsa ya da kalbinde bir problem olsa, "Yahu ben de bir profesör, ben de bir ordinarius olarak annemin kalp ameliyatını yapabilirim, cüretini gösteremiyorsun." İnan bana bu manevi konular o kalp ameliyatından, kanser ameliyatından bile çok daha hassas meselelerdir. Orada milim şaşsa insanın hayatına mal olur. Burada milim şaşsa insanın ahiretine mal olur bu işin müçtehitleri, alimleri dünya işlerinin profesörü ve ordinal çok daha üst seviyede bir hassasiyet gözetmektedirler. O yüzden bu alana kibrimizle aman ben de bir söz söylerim cüretini bu kadar rahat göstermememiz lazım. Zira lütfen unutmayalım. İçinizde hangimiz İmam Ebu Hanife'den Kur'an'ı ve hadisleri daha iyi anlamış olabilir? İçimizde hangimiz İmam Şafi'den, Ahmet bin Hanbel'den, İmam Malik'ten Kur'an'ı, sünneti, hadisleri, ifadeleri daha iyi anlamış olabilir? İçimizden hangimiz İmam Rabbani'den, Üstad Bediüzzaman Said Nursi'den, Mevlana Hazretlerinden, İmam Gazali Hazretlerinden ilahir onlardan bu hükümleri daha iyi anlamış olabilir? Bu asrın onlar gibi anlayan bazı ulul emir hükmünde alimleri, evliyaları vardır. Elhamdülillah ki vardır. Ama bizim hepimiz onlardanız, cüretini gösterip bu alana girersek ve bu alana girişimiz de çok komik. Bir tane ayet, bir hadis çekerekten kalanına vakıf olmadan bu alana girmeye çalışıyoruz. İşte bu öğrenmeye ve anlamaya çalıştığımız bu kavramlardan hem bize hem karşımızdaki muhataba çok zarar vererekten ciddi bir vebale girmemize sebep olabilir. Kur'an'da tağut kelimesinin geçtiği 8 tane ayet vardır. Şöyle bir nüzul sırasına göre okumak isterim size. Zümer 17, Nahıl 36, Bakara 256-257, Nisa 51-60-76. Neden Nisa'da bu kadar çok? Çünkü çok fazla hükmün geçtiği bir sure. Maide 60. Tağut kavramı? İlk kez Nübüvvet'in 11. yılında Mekke'de Zümer suresinde nüzul etmiştir. Peki 11 yıl boyunca Mekke'de tağut yok muydu da 11 yıl sonra bu ayet geldi? Yani Allah'ın hükümleri dururken başkalarının hükümlerine uyma hadisesi yok muydu? Vardı. Neden 11 yıl beklenildi? Demek ki tağut dediğimiz sonradan dış dünyaya meydan okunacak bu kavramda birilerinin meydan okuması için önce neye ihtiyaç var? Bir altyapıya ihtiyaç var. Peki nedir bu altyapı? İman altyapısı yani imandan bir haber olan bir insana... Direk bu kavramı belki anlatsak Kur'an'ın sıralamasına, Kur'an'ın tedriciliğine de yakalayamama ihtimali vardır. Tağut kavramının geçtiği Medine dönemindeki ilk ayete de birlikte şöyle bakalım. Bakara 256'da geçer. Tağut'u inkar etmenin sağlam bir iman gerektirdiğini söyler. Ayet şöyle. Dinde zorlama yoktur. Artık doğruluk da eğrilik birbirinden tamamen ayrılmıştır. O halde kim Tağut'u reddedip Allah'a inanırsa... Kopmayan sağlam kulpa, bu kulp kimi görüşe göre iman, kimi görüşe göre Kur'an'dır. Sağlam kulpa yapışmıştır, Allah işitir ve bilir. Peki, hicretin dördüncü yılında yaşanan bir olay var. Bu olayı da anlayalım ki dinde zorlama yoktur cümlesine iyi ifade ediyor bunu da anlayalım öyle mi? Çünkü biz bunu da ilginç kullanıyoruz. Dinde zorlama yoktur cümlesinden şunu anlıyoruz. O zaman bizim bir yerlere hakikati götürmemize ihtiyaç yoktur. Niye? Çünkü dinde zorlama yoktur. Şimdi böyle bakarsak çok yanlış anlarız. Hicri 4. yılda Müslümanlar o Yahudi olan Nadiroğulları var ya onlarla bir savaşa giriyorlar ve o savaşı kazanarak Nadiroğullarını Medine'den sürecekler. Medine'li bazı kadınlar geliyor Efendimiz Aleyhisselam'ın yanına ve bir olay anlatıyorlar. Efendimiz de ilk kez o zaman duyuyor ve diyor ki o kadınlar Ya Resulallah biz zamanında güzel bir gelecek sağlanılsın, güzel mevkisi olsun, güzel eğitilsin diye çocuklarımızı Yahudilere veriyorduk. E şimdi sen Nadiroğullarını Medine'den süreceksin. E bizim çocuklarımız onlarda. Peki nasıl olacak bizim çocuklarımız deyince işte bu ayet orada nazil oluyor. Ve dinde zorlama yoktur. Manası şuna çıkıyor. Efendimiz Aleyhisselam diyor ki çocuklarınızı anlatın. İster sizinle kalırlar ister onlarla giderler. Çünkü dinde zorlama yoktur. Ya sebebin üzülü bilmeden, ulemanın ne demek istediğini bilmeden bu manaları yanlış anlama ihtimalimiz mevcuttur. Evet iki tane kavram. Vela, bera. Vela sevmek dostluk manasındadır. Veli kelimesi Velayet kelimesi nereden gelir? Buradan gelir. Bera ise hani beri dur derler ya. Yani uzak durma aslında. Beri demektir, uzak demektir ve sevmemek demektir. İslam'da kaidedir. Dost ile vela, düşman ile bera edeceksin. E şimdi madem kaide budur, o zaman Müslüman haricindekilerle, İslam dairesi haricindekilerle muhabbet kurmamamız, dostluk kurmamamız lazım. Doğru mu? Doğru. Buraya kadar sorun yok. Peki bir müminin 50 kitap bir kadınla evlenmesi caiz midir? Caizdir. E sevmeden nasıl evlenecek? <laughs> Görüyorsun <ya. gülüyor> Onlarda olduğunu zannetmiyorum ama. Evet. E sevmeden evlenmesi de söz konusu değil. Başka bir şey daha söyleyeyim. Aklınıza pencere açılsın. Efendimiz aleyhissalatü vesselam vefat ederken yanındakilere bir şey hatırlatıyor. Ne diyor? Benim zırhım şu Yahudi'de diyor. O borcu ödeyin onu alın değil mi? Peki o zırh neden o Yahudi'de? Demek ki ticaret yapmış Efendimiz aleyhisselam. Demek ki burada anlamamız gereken başka bir ölçü söz konusu. Onları kalbin merkezine koymak, velayet, veli, dost edinmek, onların hükümlerine muhabbet beslemek, onları öncü bir lider olarak almak, bunlar istenilmeyen başka bir meseleyken, onlarla bazı sosyal ve beşeri ilişkileri kurmak ise bu işin vasat noktasındaki başka bir çizgidir. Mümtehine suresinde iki ayet var. Bu ayeti okuyayım. Önce ayeti okuyayım, sonra sebebin üzülünü anlatayım. Biraz daha kafamız netleşsin. Ayette şöyle geçiyor. Allah sizinle din uğrunda savaşmayan ve sizi yurtlarınızdan çıkarmayanlara iyilik yapmanızı ve onlara adil davranmanızı yasaklamaz. Çünkü Allah adaletli olanları sever. Allah yalnız sizinle din uğrunda savaşanları, sizi yurtlarından çıkaranları ve çıkarılmanız için onlara yardım edenleri dost edinmenizi yasaklar. Kim onlarla dost olursa işte zalimler onlardır. Bence çok net ifade, doğru mu? Peki bu olay neden oluyor? Esma binti Ebu Bekir. Kim oluyor? Hazreti Ebu Bekir Efendimizin kızı. Esma annemiz. Ayşe annemizin de baba bir, anne farklı, kardeşidir. Esma annemizin iman ettiği dönemlerde bir gün ansızın annesi kapıya gelmiştir. Ama annesi inkar eden müşriklerdendir. Kuteyle binti Abdüluzza. Annesini öyle görünce heyecanlanır Esma annemiz ve müşriklerle görüşmek uygun mu değil mi o an tam hesaplayamadığından birden kapıyı yüzüne kapar. Ayşe annemiz de gidip der ki ya Esma böyle yapmasaydın neyse gel Resulullah'a soralım dediklerinde Efendimiz Aleyhisselam'a sorarlar ve bir ayetle cevap alırlar. İşte o ayet bu ayetlerdir. Allah sizinle din uğrunda savaşmayan ve sizi yurtlarınızdan çıkarmayanlara iyilik yapmanızı ve onlara adil davranmanızı yasaklamaz. Çünkü Allah adaletli olanları sever. Mümtehine 8. Allah yalnız sizinle din uğrunda savaşanları, sizi yurtlarınızdan çıkaranları ve çıkarılmanız için onlara yardım edenleri dost edinmenizi yasaklar. Kim onlarla dost olursa işte zalimler onlardır. Mümtehine 9. Gelelim diğer kelimemize. Tekfir. Bir hadis okuyarak başlayayım. Yahudiler 71 fırkaya ayrıldılar. Onlardan ancak birisi cennette, 70'i nardadır. Yani ateşte. Hristiyanlar ise 72 fırkaya bölündüler. Onlardan 71 narda, birisi cennettedir. Muhammed'in nefsi kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki şüphesiz benim ümmetim de 73 fırkaya ayrılacaktır. Biri cennette o fırkayı naciyedir. 72'si narda yani ateşte olacaktır. Denildi ki ey Allah'ın Resulü onlar kimlerdir? Cemaattir buyurdu. Diğer bir rivayette ise Hazreti Peygamber'in cevabı benim ve ashabımın bulundukları yol üzere olanlardır şeklindedir. İşte ehli sünnet vel cemaat kavramı da buradan gelmektedir aslında. O yol kurtuluşun yoldur manasında. İbn-i Mace Kitab-ül Fiten, Tirmizi kitab İman bahislerinde geçen bir hadis okudum az önce. Şimdi bu hadisten sonra büyük bir problem başlıyor ve insanların birçoğu ben fırkayı naciyeyim diğerleri de helak olacak kişilerdir demeye başlıyor. Bu eskiden de böyle. Birazdan göreceğiz İmam Ali'yi şehit eden harici grup dediğimiz o grup bu biz fırka inaciyeyiz, biz tek doğruyuz, kalan herkes yanlıştır görüşünün temellerini oluşturanlardır. Ve o görüş şimdi de kısım kısım devam etmektedir. Hatta hariciye döneminde 73 tane fırka çıkmıyor. E çıkmayınca diyorlar ki tamam şu fırkaları da sayalım da 70'e tamamlayalım diyorlar. Öyle bir mesele bu mesela. Şimdi günümüzde de var mı bu görüş? Var tabii olmaz olur mu ya? Bazen olmuyor mu gidiyorsunuz bir yere? Adam diyor ki ben tek doğruyum. Benim haricimdeki herkes cehennem ehlidir diyor. Şimdi bazen başka şehirlerde arkadaşlar arıyorlar. Diyorlar ki ya biz bir yerlerde de ders alsak, başka şehirlerde sohbetlere gitsek ne yapalım diyorlar. Ben diyorum ki vallahi kardeşim isim isim, bölge bölge hepsini bilemiyorum. Ama gittiğiniz yer tek doğru benim diyorsa, gittiğiniz yerde gıybet, iftira ve sahir bayışlar çok dönüyorsa sakın adım atmayın. Var olan doğruyu da bozmayın orada diyorum yani. Çünkü bu, bu asrın başka bir hastalığı. Bu asırda da bu fikir maalesef ölmüş ve bitmiş durumda değil. Biz tek doğruyuz diyerek başka yerleri insanlar ne yapıyor? Tekfir etmeye koşuyor. Asıl yapmamız gereken nedir? Ben nasıl o fırkayı naciye yani necata kurtuluşa eren o gruptan olurum deyip mücadeleye girmek gerekirken biz merkeze kendimizi koymuşuz. Neyin merkezine? Cennet cehennemin merkezine. Elimize bir tane de çomça almışız etrafı karıştıralım diye. Onun kafaya vur cennete, onun kafaya vur cehenneme. Olacak iş mi bu? Haşa cennet cehennem tapumuzdan verildi bizim. Bu da ilginç bir mesele. Bir mesele anlatayım. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın cennet çiçekleri, ehli beyti kim? İmam Hasan ile İmam Hüseyin. Onları bir dizinde severken öbür dizinde sürekli sevdiği biri daha var. Kim o? Usame bin Zeyd. Hiç ayırmadan sevmiş. Biliyor musunuz Usame'ye kızdığı iki tane olay var. Olayın birincisini hatırlarsınız. Mekke fethinden sonra Beni masumdan soylu bir kadın hırsızlık eder. Usame bin Zeyd o kadının bağışlanması için Efendimizin yanına gelir. Efendimizin mübarek damarı şişer ve sinirlenir. Sen Allah'ın hükmünü uygulamamam için mi yanıma geldin der. Ve Usame orada çok üzülür. Kendi yaptığından dolayı çok üzülür. Usame bin Zeyd'e birinci kızdı olay budur. Tamam bunda sorun yok. Peki ikinci kızdı olay nedir? Bir gün Usame bin Zeyd savaştadır. Savaşta kılıcı çeker. Tam adama vuracakken adam... La ilahe illallah Der ve inandığını söyler. Usame ise sen korkudan bunu söyledin deyip adamın boynunu vurur. Bu hadise Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a gidince Hz. Usame'yi karşısına alır. Sen iman etmiş bir adama kılıç vurdun öyle mi? Defalarca Efendimiz Aleyhisselam bunu tekrar eder. Sen inanmış bir insanı öldürdün öyle mi? Usame şöyle ifade eder yer yarılsaydı da yerin içine girseydim der. Bu ifadeler devam ettikten sonra şunu arzu ettim der. Çok ilginç bir hadisedir tabii ki. Keşke o gün iman etmiş olsaydım da Efendimiz Aleyhisselam'dan bunları duymuş olmasaydım der. Efendimizin söylemleri devam edince şu cevabı verir Usame. Ya Resulallah ama o adam korkudan iman etti deyince Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tarihe yazılacak şu sözü söyler. Hel şakak de kalbehu. Kalbini mi yardım baktın? Kalbini mi açtın baktın? ifadesini kullanır Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Peki bize ne oluyor? Bir insan ben iman ettim, hidayete eriştim dedikten sonra o adamın kalbini mi açıp bakıyoruz ki o insanlara hüküm verme cüretini kendimize gösteriyoruz? Bir insan bu kelimeyi tayyibeyi söyledikten sonra eğer o insan samimi ise hem dünyada hem ahirette o insan emindir. Eğer o insan samimi değilse ahirette perişan olacaktır ama dünyada emindir. Yani bizim kalbi açıp bakma yetkimiz olmadığından bir insan bu kelimeyi Tayyip Bey söyledikten sonra onun malı, ırzı, canı bize haramdır. Gelelim tekfir kelimesine. Tekfir, örtmek, gizlemek anlamındadır. Mümin olarak bilinen birisinin kafir hükmü alması demektir. Yine şu çizgimizi yapalım mı vasatı bulmak için? İfrat yani haddi aşan, tefrit yani haddin çok altında kalan meselelerden birer örnek vereyim ve biz vasatı yakalayalım. Sizce bu tekfir meselesinin yani birisine sen kafirsin diyebilme meselesinin ifratına kime örnek verebiliriz? Haricilere, Haricilere örnek verebiliriz. Hariciler bu kelimeyi, bu lafı çok rahat herkese tüketirler. Sürekli önlerine gelene bunu çok rahat kullanabilirler. Hatta... Onlar bir Yahudi ile bir Hristiyanla denk gelse sen geç sen geç derler. Ama bir Müslümanla denk gelse eğer onlardan değilse aynısı değilse tam onlar gibi düşünmüyorsa onu tekfir ederler ve karşılığında da onu hemen orada öldürürler. Yaşanmış hadise vardır. Abdullah bin Hanzala kimdir sizce? Uhud şehidi meleklerin yıkayıp abdest aldırdığı o mübarek efendimiz Hanzala'nın oğludur. Bir gün haricilerin olduğu bir bölgeye gider. Yanında da hamile eşi vardır. Hem hamile eşini, hem karnındaki çocuğu, hem Abdullah bin Hazal'ı birden şehit ederler orada. Sebep nedir? Ayeti zahir manada onların anladığı gibi anlamamaları bu hariciler. Yani bu mantıkça, bu zihniyetçe yeterlidir. Defalarca Hazreti Ali'ye de özellikle hakem olayından sonra iman et ey Ali diye haber göndermişlerdir. Yanında Hz. Ali'nin yanındaki sahabe efendilerimiz çok sinirlense de Hz. Ali Efendimiz bırakın onlar bizim cahil kardeşlerimiz karşılığını vermişlerdir. Günümüzde de bu görüş devam etmektedir. Hatta şöyle oluyor benim gördüğüm ekseriyetle. 20 kişi toplanıyor. O 20 kişinin de bu kadar sivrilmişken birbirleriyle anlaşması söz konusu olmuyor. 10-10 oluyorlar, 5-5-5 oluyorlar, en son 1-1-1 kalıyorlar. E 1-1 kalınca şimdi tekfir etmiş 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 bir kişi kalmış. En son aynanın karşısına geçiyor diyor ki sen de az kafir değilsin diye. Bu iş sonlanıyor. Evet bu biraz böyle latifeli gibi geliyor ama gerçekten yaşanılan olay bu noktaya geliyor. Bizim günümüzde yaşadığımız başka versiyonları da var. İnsan birine bizzat kafir demiyor. Ne diyor peki? Ajan. Ajan diyor. Ajan ne demek ajan? Münafık demek değil mi? Bakın size bir hadis söyleyeyim. Bu hadisle birlikte bir de şöyle yapalım. Dersin hakkı için bu hadisi bütün arkadaşlarımızın ezberlemesi şartını koşalım. Ben bu emaneti size bırakayım. Hadis Buhari'de, Müslim'de ve Tirmiz'de geçen bir hadis. Hadis şudur. Bir insan din kardeşine ey kafir dese bu söz ikisinden birisine isabet eder. Ne demek istiyor bu söz farkında mısınız? Yani ben birisine kafir deyince karşıdaki kafirse ne ala? Peki ya kafir değilse kim kafir oluyor oradan? Bu sözü söyleyen imanını bırakmış bir şekilde kalkıyor. Ve müfessirler bu hadisi yorumlarken ne diyor biliyor musunuz? Sadece kafir değil. Ajan dese, o adam ajan değilse, yani münafık değilse sen ahirette münafık olarak yargılanacaksın. Hırsız dese, yalancı dese, o adam hırsız, yalancı değilse sen ahirette hırsız ve yalancı olarak karşılanacaksın. Ama şimdi olay kolay. Birisi geliyor, hem de aynı renkten, aynı gruptan, aynı ekolden birileri. Birisi de bu kitabı okuyor, öbürü de bu kitabı okuyor ama birbirlerinden haz etmemişler. Bir tanesinin belki biraz daha fazla sözü geçiyor ortamda geliyor, karşı tarafı kötüleyecek ya. Ne demesi lazım? Onlar filanca ülkenin ajanı demesi lazım. Dediği adamların o ülkede arkadaşı biliyor halbuki. O kadar komik ki. Dinleyen de cevap veriyor. Peki delilim var mı? Delilim de yok. Sen delilsiz, mesnetsiz bu zihniyete nasıl ulaştın ya? Nasıl kendine, kalbine, etrafına, seni dinleyenlere ve bu sözü söylediklerine bu zulmü nasıl yapabildin ya? Elinde bir kelime, bir delil, bir mesnet yokken birisine bunu demek karşılığında o kişinin bununla yargılanması demektir. Tekfir meselesinin ifratını konuştuk. Bir de neyini konuşalım? Tefritini konuşalım. Evet tefritine ne de deriz? Buyurun bildiğimiz mezhepler. Mürciye. mürciye. Tekfir kelimesinde vasatın altında kalanlara da mürciye örnek verebiliriz. O kadar tekfiri umursamazlar ki gavura gavur demeye gerek yoktur. Yani şimdi cehenneme gidecek birileri yoktur. Yani herkes cennet ehli değil. Bu çizgiyi yakalayamazlar mesela. Ardından mesela Orta Doğu'da İslam'a, Müslümanlara, onlardan biri gibi gözükse de bir adamın çok zulmettiğini düşünün. Şimdi bu adamın mümin olduğu nasıl düşünülebilir ki yani? O kadar insana zulmetmiş bu şekilde birinin. İşte mürciye de bu noktada vasatı yakalayamaz ve bunlarla işimiz yoktur deyip komple eline, eteğini çeker. Demek ki bu işte nereye yakalamak icap ediyor? Vasatı. Vasata biraz örnekler vereyim. Ney tekfir edilemez? Örneklerini vereyim. Açıkça imanı ikrar eden, söyleyen birisi asla tekfir edilemez. Alimler arasındaki ihtilaflı meseleden dolayı alimler tekfir edilemez. İmam Şafii'nin İmam Ebu Hanife'nin bazı fetvalarıyla anlaşamayıp onu kendisince düzeltti değil mi? Onlar o ligin insanları yani. Koca Yusuf'a el ensatmak için Koca Yusuf olmak lazım. Onlar o alanın insanları olduğundan birbirlerine bunu yapabilirler. Ama bu bir tekfir konusu asla asla değildir. Cehaletten dolayı bir insan bazı yanlış inançlara bürünmüşse, yani aklıyla kalbi tevhid ederekten bir şey inkar etmemişse, tekfir edilemez. Evet. Peki neyler tekfir edilmelidir? Allah'ın varlığı, birliği, sıfatlarını, esmasını inkar eden birisi artık tekfirin konusudur. Nübüvvet mesleğini, meselesini, peygamberleri inkar eden birisi artık tekfirin konusudur. Vahiyleri inkar etmek, Efendimizin kendisinden sonra peygamber geleceğini düşünmek, bazılarına uluhiyet atfetmek, miraca, İsra'ya ve benzer hadiselere inanmamak, yani vahiyi inkar etmek tekfirin konusudur. Bunlar insanı dinden çıkarır ahirete, kıyamete, cennet, cehenneme inanmamak, Kur'an-ı Kerim'in tamamını veyahut bir kısmını, Allahu Alem bir harfini inkar etmek, bunlar artık tekfirin konusudur. Biz bu vasatı yakalamamız lazım. Tekfir kelimesiyle birlikte öğrenmemiz gereken iki kelime daha var. Dikkatle dinlerseniz hemen kelimeleri anlarsınız. Elfazı küfür, efali küfür. Elfaz, lafız. Yani küfür söylemleri. Efal, fiil. Yani küfür davranışları. Anladınız mı? insanı küfre götüren kelimeler var mıdır? Vardır. Davranışlar var mıdır? Vardır. Böyle bir durumda efali küfür veyahut elfazı küfür bilinçli bir şekilde yapılıyorsa yani insanın aklı ve kalbi aynı anda birleşerekten o küfre girmişse o kimse tekfir edilebilir. Yoksa cehaletten yapılıyorsa, yanlış davranışlardan yapılıyorsa, aklı bir yerde havada, kalbi bir yerde havadaysa o kişi tenkit edilip uyarılması öngörülür. Tekfire sebep olan bazı ahvalleri, davranışları da konuşalım. Allah'tan başkasına secde etmek. Bir put için veyahut bir kimse için kurbanı kesmek. Kurban sadece Allah Azze ve Celle için kesilir değil mi? Musaf'ı yani Kur'an'ı, kitabı bilerek kasten pis bir şekilde bir yerlere fırlatmak, pis bir halde bırakmak. Allah'a, İslam'a, nübüvvete, peygambere ve benzeri şeylere sövmek. Din ile alay etmek. Allah Allah. Bunu bir anlasak. Bunu bir anlasak. Bunu bir anlasak. Kendi dinimize söylüyorum, Ben hayret ediyorum ya. Adam oturup dine, İslam'a, ezana, hocalara, Kur'an'a kendisince o salak aklınca o kadar şakalar yapmaya çalışıyor ki. Kendi itikadına öyle zarar veriyor. Akıllara zarar. Ve benim anlamadığım başka bir şey. Bir insan evinde annesiyle hanımıyla kötü bir şey yaşasa bunun namusu olduğunu anlar ve bunu başka yerlere malzeme etmez. Bu İslam senin namusun değil mi de bir şeyler varsa bile sen bunları malzeme etmek için bir mücadeleye giriyorsun. Bir şeyler varsa ya açayım. Vele birisi cehaletinden dolayı İslam'ın bir şeyini yanlış kullanmış. Sen bunu espri, alay malzemesi yaparak kime zarar veriyorsun? Adama mı zarar veriyorsun? Yoksa benim inandığım, iman ettiğim dediğin İslam'a zarar veriyorsun? Subhanallah. Akıllar bir karış havada. Şaka yaptığı zannıyla küfrü işmam eden o kadar cümleler kullanıyorlar ki inanılır gibi değil. Bu cümlelerden biraz örnekler verelim mi? Allah gelse seni benim elimden alamaz. Bu cümleler akıl ve kalp aynı anda söylenirse insanın imanına, tevhidine çok zarar verir. Haşa burası Allah'ın unuttuğu yer. Orasının bakımı, bir şeyler eksik olabilir ama Allah'ın unutması söz konusu değildir çünkü Allah unutmaktan münezzehtir. Burada Allah yok. Başka? Bu adam Allahlık adam, Allahlık kadın. Başka Allah baba. Başka Allah çarpsın, Kur'an çarpsın, ekmek çarpsın gibi ifadeler de İslam kültürüne uygun yemin ifadeleri değildir. Bunu da bilelim diye söylüyorum. Başka? Dinim imanım gevredi. Başka? işimiz Allah'a kaldı. Ondan önce kim hallediyordu? Allah Allah. Değil mi? Başka? Kahrolsun şeriat demek. Aslında kahrolsun İslam demektir. Bu cümle tehlikeli bir cümledir. Birilerine sinirlenip, birilerine kızıp biz kendi imanımızı sakın ha sakın yakmayalım. Evet. Başka kader utansın. Başka affedersiniz anlaşılsın diye söylüyorum. Kahpefelek tarzındaki ifadeler. Başka fala inanma falsız da kalma gibi böyle bulanık bulanık ifadeler. Başka seninle cehenneme bile giderim. Sensiz cenneti istemem gibi ifadeler. Başka bu adam imalat hatası. Haşa gibi ifadeler. Başka bir şeyi beğenip beğendiğin ifadesi olarak doğa mucizesi demek Allah'ın mucizesini onun elinden almak ve çalmak demek olabilir. Evet. Maide 44 tekfir meselesinde fazla zikredilen ayetlerden birisidir. Bu ayeti anlamamız için bazı alimlerin tefsirlerine müracaat ettik. Ve o tefsirleri konuşarak yine o vasatı inşallah yakalamaya birlikte çalışalım. Önce ayet-i kerimeyi okuyayım. Kim Allah'ın indirdiği hükümlerle hükmetmezse işte onlar kafirin ta kendileridir. Şimdi bir kısımları hükümleri tatbik etmeyen kişinin direkt kafir olacağını söylemiştir. Ama işin aslı şudur. Allah'ın indirdiği hükümleri imkan varken uygulamamak bir insanı zalim fasık yapar. Ama Allah'ın indirdiği hükümleri kalben tasdik etmemek başkadır. Bu da insanı kafir yapar. Anlaşıldı mı şimdi? Bir insanın Allah'ın indirdiği hükümleri uygulamaya imkanı yoksa o insan bunun yolunu arayabilir, işte denemişse ve uygulamaya imkanı yoksa mesul değildir. İşte tam bu zaviyeden bu meseleye bakmamız lazım. Zira Maide 44'ten sonra 45. ve 47. ayetleri incelerseniz eğer onlar zalim ve fasıkların ta kendisidir ifadelerini daha net bir şekilde anlayacaksınız. i̇bn Abbas bu ayeti şu şekilde yorumlamıştır. Kasten inkar ederek Allah'ın hükümleriyle hükmetmeyen kimseler kafirdir. Ama Allah'ın hükümlerini kabul ettiği halde onunla hükmetmezse zalimdir ve fasıktır. Zira bu ayetin sebebin üzülü bile Yahudilerin Tevrat'ın kelimelerini alay alıp hükümlerini değiştirmeler sonucunda ortaya çıkmıştır. Zira Yahudiler şöyle yapıyor. Zengine ayrı hüküm veriyor. Fakire ayrı hüküm veriyor. Mesela biri zina etmiş fakir. Tevrat'ta geçen hükmü uyguluyor. Biri zina etmiş bir zengin ne yapıyor? İki tane böyle kırbaç vuruyor götürüyor. Yani ayetin sebebi rüzgünle bakmak o da çok elzemdir. Yahudilerin ayetleri çevre çevire uygulamalarından dolayı bu ayet nüzul etmiştir. i̇bn Abbas'ın Yahudilere has olduğunu ifade eden şu cümlesini de okuyalım. Yahudilerin Tevrat-ı Şerif'teki ahkama ait ayetleri gizlemeleri sebebiyle küfre girdiklerini bu ayet beyan etmektedir demiştir. Hariciler bu ayetle özellikle hakem olaylarından sonra Hz. Ali'yi çok tekfir etmeye çalışmışlardır. Halbuki ulema-i cumhur ve bu ümmetin alimleri bir Müslümanın günah işlemesiyle kafir olmayacağını açıklamışlardır. İşte en önemli mesele bu. Hariciler neden insanları tekfir ediyor? Çünkü amelin imanın bir parçası olduğunu düşünüyorlar. Peki ehli sünnet bir günah ile bir insan tekfir edilmezi neden söylüyor? Çünkü iman ayrıdır. Amel ayrıdır söylüyorlar. Tam bu dediğimi anlarsanız iş çözülür. İmam Fahreddin Razi'nin 32 ciltlik tefsiri olan Tefsiri Kebir'de haricilerin bu husustaki görüşünün yanlış olduğunu ifade eder ve şöyle söyler. Bir kimse Allah'ın hükümleriyle hükmetmezse dahi kalbiyle o hükümlerin doğruluğuna inanırsa kafir olmaz. Zira küfür hak olan hükümleri kalbiyle inkar ve lisanıyla reddetmektir. Yani aklın ve kalbin uyumu lazımdır. Fasık kalbiyle tasdik ettiği için mümindir. İmanla beraber Allah'ın hükümlerinin aksiyle hüküm vermek diğer günahlar kabilindendir. En doğru görüş budur der. Merhum Elmalılı Hamdi Yazır hükmetmemenin onun hakimiyetini tanımamak manasında olduğunu ifade etmektedir. Merhum Ömer Nasuhi Bilmen bir kimse hükmü ilahi kalben kabul etmez, onu bile bile lisanen inkar ederse o takdirde kafir olur. Fakat onu kalben tasdik ettiği halde terk eylerse kafir olmaz, günahkar olur der. Bediüzzaman Hazretleri Münazalar adlı eserinde hürriyetin ilanından dolayı idarecileri tekfir edenlere karşı şunu söyler. Allah'ın hükmüyle hükmetmeyenler ifadesinin Allah'ın hükmünü tasdik etmeyenler manasında kişiyi kafir edeceğini söylemektedir. Yani şunu söylüyor. Namaz kılmayan hüküm cihetinde kafir olamaz. Ama namazı inkar eden kafir olur. İçki içen hüküm cihetinde kafir olamaz ama içkinin haram olduğunu inkar eden hüküm cihetinde kafir olur. Bu meseleleri anlamak lazım. Genelde tağut kavramı ve onunla birlikte tekfir edilme hadisesi devlete biraz fazla hitap edilebilir. Yöneticilere, devlete, başkalarına. Yalnız burada şu çizgiyi koruyaraktan şunları anlamamız lazım. İslam devletlerinde özellikle devlet-i aliyede şimdiye kadar yöneticiler, sultanlar çok fazla kanunname, emirname, talimatname ve nizamname çıkarmışlardır. Özellikle Efendimizin hadisleriyle müjdelediği Sultan Fatih Hazretleri nizamname hazırlamıştır. Şimdi mücerret lügat manasından hareket ederek onlara Allah'ın inzal ettiği hükümlerle hükmetmedi diyerekten haşa şirki mi layık göreceğiz? Eğer her günahı irtikab eden amel insanı imandan edecekse yeryüzünde mümin kalmadı demektir bu cihetten bakalım. Evet. Subhaneke la ilme illa meallamten allamtana innaka entel alimul hakim. Ve ahiru davana elhamdülillahi rabbil alamin. Fatiha